Üstüme bunu giyip bir de kahve için su kaynatıp geldim. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 9 Ocak, hayır değil tabii ki, 8 Ocak Salı. Ve siz bunu 9 Ocak Çarşamba günü izliyor olacaksınız. Öyle planladım kendimi. Arkadaşlar bugün vlog çekmeyi çok sevdiğim bir gün. Eskiden de bunu yapıyordum. O yüzden yeniden yapmaya karar verdim. Bugün gerekeni yap partisi var. Hem bugünümü çekmek istedim hem de partiyi akşam sizinle çekmek istiyorum. Bugün Gazapizm gelecekmiş. Tek bildiğim şarkıları bu hayatın heyecanı olmadığı ile ilgili. Ama çok eğleneceğime inanıyorum. Çünkü Gerken Yap her zaman çok eğlendiriyor. Yani oradaki insanlar da zaten çok eğlenceli. Aynı zamanda bugün karnem açıklanıyor. Karne hala deniyor mu? Bilmiyorum bu. Üniversite son sınıf olmama rağmen karne deniyor ama sanki. Ama sınav notlarım harfli olarak açıklanacak. Hani ortalamamı artık etkileyecek notlarım. Ne zaman öğreneceğimi bilmiyorum günün hangi saatinde olduğunu. Ama genelde açıklandığı zaman bizim okulun bölümün WhatsApp gruplarından yazıyorlar. Notlar açıklandı bakın diye. Ve arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Yani lütfen gerçekten ortalamam çok yükselmiş olsun ve son sınıf olduğum için ve ortalamamı yükseltmemin artık son şansları olduğu için bunu çok önemsiyorum. Hastalığım konusunda çok iyi gelişme kaydettim. Son videoda bayağı hastaydım ama şu an gayet iyiyim. Hatta bugün ilaçları almayı bırakacaktım ama gece uyumadan ilaçlarımı aldım ve şimdi boğazım yine hafif ağrıyor. Düzenli aldığım için ağrı kesiciler yüzünden aslında boğazımın ağrıdığını hissetmiyordum tam olarak. Ama şu an yeniden hissetmeye başladım. Eskisi kadar kötü değil ama iyileşiyorum. O yüzden o ilaçları almayı devam edeceğim ve onun için de birazdan kahvaltı yapmam gerek. Aslında biraz geç kaldım. Saat şu an 12.30. Onun dışında arkadaşlar 2019'da bir karar almıştık. Dodo ile beraber daha çok kitap okumaya dair. 2019 boyunca okuduğum kitapları size anlatmak, önermek istiyorum. Düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bu kitabı okumam benim 2 günümü aldı. Virginia Woolf benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi ve Kendine Ait Bir Oda adlı kitabını ilk okuduğum, bitirdiğim kitap bu oldu. Arkasından size biraz okuyarak gideceğim. Çünkü ben kitap hakkında da böyle spoiler denir mi buna bilmiyorum ama hani çok fazla ipucu vermek istemiyorum. Çünkü zaten keyfi içinde. Arkasından yararlanarak görüşlerimi söyleyeceğim. Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf'un 1928 yılında kapılarını kadınlara yeni yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi'ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı bir konuşması üzerine şekillenmiştir. Bir kadın eğer kurmaca yazacaksa parası ve kendisine ait bir odası olmalıdır diyen Virginia Woolf'un sesi aradan geçen 90'a yakın yıla rağmen gücünü ve etkinliğini koruyor. Ya ben önemli yerleri böyle işaretlemeyi ben seven tiplerdenim. Tekrar geriye dönüp okumak istediğimde görebiliyor musunuz? Ve bu kitapta o kadar altını çizmem gereken bölüm oldu ki, çünkü bazı noktalarda o kadar üzdü ki anlatamam bile bunu. Aslında Virginia Woolf bu kitapta şunu açıklıyor. Kadınlardan neden Shakespeare gibi bir deha çıkmıyor? Bunu kitap boyunca inceleyen ve kitap boyunca incelemek için araştırmalar yapan ve bulduklarıyla birlikte görüşlerini söyleyen bir kitap. Ve Virginia Woolf'un aslında demek istediği, siz kadınlara eğer para kazanabilecekleri bir meslek sahibi olmalarına fırsat vermezseniz ve aynı zamanda sessiz kalıp başını dinleyebileceği, kendine vakit ayırabileceği bir oda vermezseniz nasıl Shakespeare gibi bir deha çıkmasını beklersiniz? Büyük kadın yeteneklerin nasıl imkansızlık yüzünden aslında önlerinin kesildiğinden bahsediyor kitap boyunca. Onlara nasıl fırsat verilmediğinden, yani bir kariyer bile açıkçası verilemediğinden, çünkü bunun onaylanmadığından, eğitim olanakları olmadığından, yazmak isteyenlerin gizlice yazıp, gerçekten gizlice yazıp üstünü kağıt avlularla kapatmasından, çünkü kimsenin bilmesini istemiyorlar. Ya da isimsiz olarak, no name olarak eserlerini yayınlamaya cesareti olan birkaç kişiden bahsediyor. Ve aynı zamanda para kazanmıyor zaten kadınlar. Yani kazanılmasına imkan verilmiyor. Kazansa bile aldığı para zaten direkt eşine verildiği için zaten onu mesela seyahatlere çıkıp seyahat maceralarından ilham alacak bir durumu yok. Dünyayı zaten görmesine imkanı yok. Etrafı gezmesine, zaten evden çıkmasına çok fazla imkanı yok. Diyor ki böyle birinden
gerçekten böyle bir topluluktan nasıl zaten Shakespeare gibi bir deha çıkmasını bekleyebilirsiniz? Bu sizin suçunuza getiriyor aslında biraz. Yani bu toplumun suçu, durumun suçuna getiriyor. Ve kitabın özellikle arkadaşlar, yani son 3 sayfası inanılmaz cesaretlendirici ve bilmiyorum, çok sevdim gerçekten bu kitabı. Tüm kitap zaten çok etkiliyor ama hep o son 3 sayfadaki o ana hazırlıyor sanki. O yüzden bilmiyorum, ben çok beğendim ve çok güç sahibi olacaksınız. Özellikle o son 3 sayfayı okuduktan sonra, yani belki de sürekli ertelediğiniz şeyleri bu kadar imkanınız varken yapmadığınız için çok fazla kendinize utanacaksınız aslında. O yüzden çok cesaret verici bir kitap. Bunu herkese, özellikle her genç kadına inanılmaz öneriyorum. İkinci kitaptan bahsedeceğim. Bunu bitirdiğim gece, buna başladım. Bu hemen bitti. Akıcı bir şekilde bitti yani. Bunun tarzı biraz daha değişik. Bu Stefan Zweig'ın Ölümsüz Kardeşin Gözleri. Bu öykünün anlatım tarzı, yani dili diyeyim, şu şekilde. Herkesten gözü pek bir savaşçı ve öyle bir avcıymış ki attığı ok asla hedefi şaşmaz, mızrağını asla boş yere fırlatmazmış. Kolları kılıcını şimşek hızında savuracak kadar güçlüymüş. Ya bu şekilde tam bir öykü tarzında ilerliyor. Ve burada Virata adlı bir kahramanın öyküsü aslında. Virata'nın 4 tane ismi var halk tarafından ona verilen bu öyküde. Ve bunlar şimşek kılıç, adalet kaynağı, yalnız yıldız, nasihat tarlası. Stefan Zweig'ın bu Virata'yı anlatan öyküsünden de ben gerçekten çok etkilendim. Mükemmellik uğruna, günahsız olma adına ilerlenen bir yolda olan bir insanı düşünün. Yani mükemmelliğe asla ulaşılamayacak. Ve bu çok normal. Aslında genel olarak bunu anlayacaksınız bu kitabı okuduğunuzda. Ama o kadar güzel ilerliyor ki, o kadar akıcı ilerliyor ki. Yani bu gerçekten uyumadan önce böyle elinize alıp bitirebileceğiniz ve size iyi gelecek. Yine böyle duygulandıracak bir kitap gerçekten. Ben bunu çok beğendim. Öykü olduğu için bana çok fazla güvenli geldi nedense. Güvenli derken nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama böyle hani küçüğüm sanki ve kitap okuyorum ve öyle bir hisse kapıldım. Ve arkadaşlar, üçüncü kitap. Bu da dün bitti. Bu Albert Camus'un Düşüş adlı romanı. Albert Camus'u ilk keşfettiğimden itibaren varoluşçuluk bana çok ilgi çekici gelmeye başladı ve varoluşçu yazarlara çok fazla ilgim arttı ve çok fazla onlar hakkında okumaya başladım. Yabancıyla başladım. Bence çoğu kişi Albert Camus okumaya yabancıyla başlamıştır. Onu tekrar okumak istiyorum bu arada. Çünkü o zaman gerçekten çok çok etkilenmiştim ve Albert Camus'un bir sürü kitabını almıştım. Onlardan bir tanesi de Düşüş'tü. Ama neden yabancıyı tekrar okumam gerek diyorum. Çünkü arkadaşlar, Düşüş'ü ben o lisede aldığım zaman hatırlıyorum, yaz tatilinde okumaya çalışmıştım ve gerçekten olmamıştı. Olmamıştı yani. Mesela 20 sayfa ilerliyordum, sonra olmuyordu yani, devam edemiyordum. Ben sonra tekrar şans verdim Düşüş'e, yine olmadı ve artık dedim ki bu kitabın herhalde zamanı değil. Ben çünkü kitapların zamanı olduğuna çok fazla inanıyorum. Bu kitaba şans vereyim. Aradan yıllar geçti yani, şu an artık üniversite son sınıfım ve dedim ki ben bu kitabı gerçekten okuyacağım. Ve arkadaşlar, kitap 102 sayfa. Aslında Virginia Woolf'un kendine ait bir odasından bile kısa bir kitap. Ama şöyle söyleyebilirim, Düşüş ağır bir kitap. Bunu herkese öneremem. Ya bunu gerçekten, bence zamanlı kesinlikle beklenmesi gereken bir kitap. Öbür türlü devam edemeyeceksiniz, akmayacak, anlamayacaksınız. Ama ben şu an bu kitabı bitirdiğimde ve kitabı gerçekten sonunda hissedebildiğimde çok sevdim. Arkadaşlar, bu kitap modern insanın kendi bencillik ve çaresizliklerini adım adım görmek zorunda kalışının romanıdır. Bir insanın ne kadar, tırnak içinde söyleyeceğim bunu, kendini beğenmiş, tırnak içinde söylüyorum yine böbürlenen, tırnak içinde söylüyorum yine aşırı bencil olup aynı zamanda ne kadar çaresiz kaldığı anları ve nasıl düşüşe geçtiği ve nasıl kendi içinde aslında yıkılmaya başladığı hepsi bu kitapta anlatılıyor. Kitap çok eşit bir şekilde dağılmış. Ya bu beni çok mutlu ediyor. Kitabın ilk sayfasında bahsedilen bir anıdan, bir olaydan, bir noktadan, kitabın mesela son sayfasında da ona yönelik bir gönderme, yani onunla bir bağ bulabiliyorsunuz. Ya kitap çok simetrik demek istiyorum aslında. Okudukça şöyle söyledim, sadece Albert Camus'un zekasına inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çok fazla saygı duyuyorum. Harika bir şekilde ilerletiyor yazdıklarını. Çok simetrik. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Bunu herkese önermiyorum. Ben önermiyorum, bilmiyorum ama siz kendinize daha iyi bilirsiniz. Eğer daha alışıksanız ve lisedeyseniz belki, bilmiyorum, belki okuyabilirsiniz ama ben bunu üniversitede kendime daha
eş hissettim kendimi bu kitapla. Ve ileride de dönüp tekrar okuyacağıma eminim. Evet, kitap önerilerimi de sizinle yaptığıma çok mutluyum. Ve şimdi bir de size sizin işinize yarayacak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Size çok iyi gelecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, İKSV Kültür Sanat Kart 2 yıldır gerçekleştirilen Eczacıbaşı Topluluğu destekli bir öğrenci projesi. Bu projenin amacı üniversite öğrencilerinin kültür sanat etkinliklerine ulaşımını kolaylaştırmak. Bu kart geçtiğimiz senelerde 1000 kişiye dağıtılıyordu toplamda ama bu sene 2000 kişiye dağıtılacak. 7 ve 20 Ocak tarihler arasında bütün başvurular toplanacak ve bu başvuruyu siz web sitesinden birkaç sembolik soruyu cevaplayarak yapmış olacaksınız. Ve sonrasında Milli Piyango çekilişiyle 2000 öğrencinin ismi belirlenmiş olacak. Takvim, detaylar, başvuruların başlamasıyla ilgili her şey internet sitesinde zaten olacak. İnternet sitesinin linkini de aşağıya mutlaka koyuyor olacağım. kultursanatkart.iksv.org, oraya gidip yapabilirsiniz. Arkadaşlar, kartın bakiyesi 250 TL'ymiş. Ve bu 250 TL ile seçilen öğrenciler filmlere, tiyatroya, konsere, bienallerdeki rehberli turlara, tüm İKSV etkinliklerine istediği zaman katılabilecek. Ya bu çok güzel bir şey. Ve aynı zamanda isterseniz bir arkadaşınıza da bu kart içinden bilet alabileceksiniz. Ve son başvuru tarihi 20 Ocak. Bu konu hakkında size bilgi vermek istedim. Çünkü bu çok güzel bir fırsat arkadaşlar. Kendinizi geliştirmek için, katılmak istediğiniz etkinliklere katılmak için. Yani 2000 öğrenciye bu fırsatın verilmesi harika bir şey bence ve kesinlikle katılın. Neden katılmayasınız ki? Şansınızı deneyin. Umarım gerçekten bunun ihtiyacını hisseden birine umarım gerçekten çıkar. O yüzden size bilgi vermek istedim. Dediğim gibi aşağıda açıklama kutusunda bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar, suyu ısıtalı çok olmuştu ama kahveyi hiç yapmadım. Şimdi o zaman kahveyi almaya geçeyim ben de. Şurada benim bir Chibo kahve makinem vardı böyle. O arkadaşlar bozulmadı ama bakıma gitmesi gerekiyor. O yüzden haftalardır onsuzum. Ya bu benim için çok büyük bir şey. O yüzden tamir edilene kadar yine toz kahvelere geçtim. Oo, açıkmış bu. Toz kahve de seviyorum ben, öyle ayrımım yok. Ama kapsül kahve makinemin güvende olmasını istiyorum. Yani bir an önce yapılsın. Yani yapamaz derlerse çok üzülürüm. Çünkü onunla böyle aramda ayrı bir bağ var çok uzun zamandır benimle. O yüzden lütfen onu kaybetmeyeyim, tamam. Of, bayılıyorum kahve kokusuna. Aa, hala kahvaltı yapmadım ve kahve yaptım. İlaç almam gerek, kahvaltı yapmam gerek. Ve kahvem hazır. Bu arada yeni bir diziye başladım. Ondan da bahsedeceğim. Zaten çoğunuz bence başlamıştır. Çünkü Instagram'da paylaştığımda hepiniz şey dediniz. Çok beğeneceksin. Ben de izledim. Çok beğeneceksin. O da Lucifer. Ciddi anlamda şeytanın dünyaya gelişinden bahsediyor. Dünyada, içimizde ve ama çok tatlı ve çok yakışıklı ve çok eğlenceli biri. Bayağı eğlenceli ve bayağı komik bir dizi. Kesinlikle başlamanızı öneriyorum. Ben normalde böyle çok beğendiğim şeyleri ya dayanamayıp bitiririm. Elite öyle oldu mesela. Gerçekten beğendim ve bir gecede bitirdim. Arkadaşlar 8 saat izledim ya. Gerçekten sabahladım. Ama Lucifer'ı o kadar çok sevdim ki bitmesine kalbim dayanmazdı. O yüzden 3. bölüme geçmedim. 2 bölüm izledim. Çünkü bitmesini asla istemiyorum. Sanırım 3-4 sezon var. Bilmiyorum. Ama lütfen izleyin. Aşırı komik. İlk 30 saniyesi bile çok komik. Kahvaltı olarak dün yaptığım hazır çorbadan arta kalan çorbayı yaptım. Böyle erişteli domates çorbası. Hazır çorba olduğu için aslında çok iyi değil, biliyorum. Ama yani dün yaptım çünkü çok kolaydı ve bugün de bitiriyorum. Çok fazla hazır çorba içmemeye çalışıyorum ama yani öyle de oluyor. Beni eskiden beri takip edenler çok iyi bilir. Ben soğuk pizzayı sıcak pizzaya göre daha çok severim. Dün pizza sipariş etmiştik ve böyle dilimler arttı ve buz gibiler. 1-2 dilim soğuk pizza yiyeceğim. Bir anlamda sıcaktan daha iyi. Sadece gerekeni yap oğlum. Arkadaşlar, partiye geldik. Ve böyle girişte bize gerekeni yap. Ters tutuyorum. Keki verdiler. Çünkü bugün 5. doğum günleri. İyi ki doğdun, gerekeni yap. Bu arada hala notlarım açıklanmadı. Yalan söylediniz bize. Benim notlarım açıklanmadı. Hala notlarımı bekliyorum. Ben şimdi sürekli içeride partilerken 2'de bir telefonumu kontrol edeceğim. Çok teşekkür ederim. Yalan. Külliyen yalan. Hey. Arkadaşlar, hazır mıyız partilemeye? Hisleriniz? Üşüyorum. Vallahi, çok merak ediyorum. İlk defa geldim. Bakalım. Ay, ben ilk defa geldim. Donuyoruz Fuat abi, donuyoruz. Size iç ısıtıcı kekten ikram ediyorum. Şimdi bilekli kremimizi taktık. Yok. Hadi girelim. Hadi. Aa, kimse yok.
Ama herkes biraz daha Yeah, put it in my mind, I'm sorry. Yeah, come on, I'm just gonna make it.